şampiyonluk yolunda kurulan takıma inancını dile getiriyor Ahmet Nur Çebi. Açıklamalarını nasıl buldunuz başkanım? Yani kim istediysek aldık. Çok iddialı bir açıklama. Yani şu ekonomik şartlarda büyük başarı. Weghorst da öyleydi. Charlotte'un da önünde demişti. Yani Charlotte'la görüştüler, olmadı. Sonra daha iyisini bulduk dediler. Weghorst'la bir ara olumsuza döndü, sabrettiler. Hiç vazgeçmediler. Oyuncuyu ikna ettiler. Yani dağı devirdiler o transferde. Cenk Tosun zaten camianın evladı. Muleyka'yı biliyoruz. Beşiktaş'ta nasıl olacak onu da göreceğiz. Büyük takım performansı ne kadar tatmin edici olacak. Ama Beşiktaş'ın ön tarafı iyi. Savunmada sıkıntı var. Gidenlerin yeri aynı kalitede oyuncularla dolacak mı? Orası önemli. Eksik yine var. İşte özellikle Josef de Souza bu takım için bir kara kutuydu. Bir süpürücüydü. Bir dinamoydu. Onun dönüşü en az 1,5-2 ayı bulacak gibi duruyor. Tabii ki orta sahada da Gedson Fernandez'in olması o önemli bir oyuncu. Gezzal önemli bir oyuncu. Bugün gelen bilgi bir istihbarat. Hocanın perkası istediği şeklinde. Başkan Ali nezdinde bir görüşme olduğu. Başkan Ali Koç'un oyuncu ile bir görüşün bakalım. Çünkü başkan birkaç oyuncumuza teklif var demişti. Onlardan biri de Pelkas olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü eski kulübü PAOK'la görüşüyormuş. İtalya'dan bir takımdan da teklif almış. Allstate adı anılıyor. Ha, olabilir. All City zaten herkesi istediği için yani ben artık normal. Çünkü Muzaffer Dervişoğlu, Halil Dervişoğlu'nun babasıyla bir telefon görüşmesi yapmıştım. Uzun uzun konuştuk sağ olsun. Çok kalite bir babası var Halil Dervişoğlu'nun. O da Brentford'la Acun Ilıcalı'nın, Hull City'nin görüştüğünü ve transferin olabileceğini söylemişti. Yani iyi oyuncular topluyorlar. Bu sene daha iyi olacak belli ki. Olabilir ama Pelkas önemli bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de ben Pelkas'ın küstürüldüğüne ya da az çalışıp bu durumlara gelmesinin, geldiğinde neydi şu anda atıl bir oyuncu olmasını kabullenemiyorum. İlk geldiği dönem böyle bazen vuruşları, attığı goller, golü koklamasıyla Alex'le bile kıyaslanmıştı. Ama nereden nereye geldi? Hala değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki yetenek kaybolmaz. Yani kayıp olur diye düşünüyorum. Beşiktaş'a gelir mi bilemem ama PAOK istiyormuş. Eski kulübüne dönme durumu varmış. Fenerbahçe bırakır mı? 21 yabancısı olduğuna göre elbette ki hoca kullanmıyorsa bırakacak. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü her 14'ün üzerindeki her oyuncu için federasyona 500 bin lira ekstra fona para ödemek zorundasın. Bir de kullanamayacaksın, kadroya alamayacaksın, lisans çıkaramayacaksın. Bütün bunlara baktığında Pelkas'ın bu durumlarını düşündürücü bu duruma gelmesi. Tabii ki oyuncudan da kaynaklanıyordur. Az önce Salih Uçan'ı konuştuk. Yetenek farklı ama çalışmayınca olmuyor bir yerden sonra. Başkan evet iddialı konuşuyor. Bu sene biz şampiyon oluruz diyor. Ama çok güçlü rakipler var karşısında ve Beşiktaş'ın kadroyu dizayn etse bile, o eksik mevkileri dizayn etse bile hocanın eğer üçlü savunmada ısrar etmesi Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda en büyük rakibinin Valerian İsmail olacağını düşünürüm. Çünkü geçen yıl Ama o şampiyon ısrarını olan bırakıyor gibi hoca. ısrarı bırakırsa saygı duyarım ve o zaman artı duruma geçer takım. Çünkü son şampiyon. Nereden çıkardın? Son hazırlık maçında dörtlü oynadı ve dörtlü oynayacağını zaten biliyorduk. Evet, Öyle muhabirlerden de söyleyeyim. öyle bilgiler geldi. Gelmişti bilgiler. Evet, bilgi Yani de her geldi. zaman dörtlü oynamayacak ama dörtlü de en az üçlü savunma gibi hocanın planında yer alan bir durum. Enteresan. Çark etmesi de enteresan. Yani kabul edilmiş bir yanlışlık kazanılmış bir zaferdir. Hani yanlışlık derken üçlü savunmayı oynatacağın üç tane taş gibi savunma oyuncun olması lazım. Kenardaki oyuncular özellikle 60 metrelik bir alanda çok etkili bir şekilde koşup baskı yiyince beşli savunma gibi olman lazım. Yani bayağı zor. Çünkü bunu Jorge Jesus da söyledi. Benfica'daki son döneminde başarısız olmasının nedeni üçlü savunma oynatması. Orada hatta diyorlar niye oynattın? Kadro ona uygundu. O yüzden oynattım. O yüzden başarısız oldum diyor. Zor. Günümüz şartlarında Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluğu oynar mı? Ön tarafı tabii ki oynar. Gedson Fernandez de mutlaka katkı verecek o öndeki üçlüye. Gezzal çok önemli oyuncu. Çok asist yapar Weghorst'a.
Muleka'da mutlaka Kasımpaşa'da kaldığı yerden üzerine mutlaka koyacaktır. Ama gel gör ki Rıdvan'ın boşluğunun dolması, Emirhan bir joker gibi bir savaşçı, Beşiktaş kartal pençesi, o ruha uygun bir oyuncuydu. Mutlaka transferler, ekstra transferler yapacaklar şu an. Çünkü bonservis girdisi olacak kadroya, yani kasaya. Beşiktaş'ın orta sahasını saysana Zeki. Ya Beşiktaş'ın orta sahasında şu anda Atiba oynar mı? Bak şimdi Atiba. Josef de Souza dönecek. Atiba, Josef. Atiba oynar mı bilmiyorum. Getson Fernandes. Salih Uçan oynayacak çünkü bak, Salih Uçan. Hayır Salih. Yok yok sayı orta sahayı say bana. Salih. Salih Uçan oynar. Can Bozdan gitti mi? Var. Can Bozdan Şalke'de. Can Bozdan gitti. Başka oynayacak. Yani şu Kartal anda, Kayra Yılmaz var. Kartal var. O, tamam. Zor. Salih Uçan oynar. Getson Fernandes. Getson var. Bu arada Can Bozdan da Utrecht'e transfer. Utrecht'e kiralık evet. Gitti. Evet. Getson var. Getson'la şu anda Salih Uçan'ı çok beğeniyor. İyi bir hazırlık geçirmiş. Orada Avusturya kampından. Abi Salih Uçan'ı beğenmek zorunda. Hayır geçen yıl çok verimsizdi. Josef sakat. Josef dönecek ama bir ay sonra dönecek. Yani Getson'u oynatacaksın zaten. Ki. Atiba idareli kullanman alternatif lazım. Alternatif oyuncusu olur. İdareli kullanman lazım. Çok da şey kalmıyor. Diğerleri genç oyuncu. Salih kalıyor başka. Evet, yapacağım bir şey kalmıyor. Berkay yani. Vardar, Kartal Kayra Yılmaz. Bu oyuncular da bu arada yetenekli, iyi, rotasyon içinde olması gereken oyuncular. Yani şimdi o mevkiye oyuncu bir orta sahaya, bir savunmaya transfer hayır, yapacaklar. Zeki, bak, sol bek almaları lazım. Üçlü dediğin zaman, rakip de üçlü orta sahaya çıktığında senin iki merkezine karşı 3-2 kalıyor. Yapamıyorsun yani orada bir şey. Ya tabii ki. Yani aynı sıkıntıyı Fenerbahçe'de yaşayacak. Kilit yer orta saha. Yani, Fenerbahçe'nin elinde bolluk var. Bolluk var ama bak 6 numara yani ara oynuyordu. Yuvarlağın içinde kalıyor. Çok gene, savunmaya gömülüyor. Tabii gene merkezin İsmail Yüksek. İki oyuncu İsmail ile İrfan de başkası da kim oynarsa. Üçlü bir orta sahada o da 3-2 kalacak. Crespo oynatmayacak mı? Kaçtan altıyla oynayacak? Yani ya Crespo. Hayır onlardan ya biri oynayacak ya da formsuz olduğunda tamam. Mesela hayır. İsmail Yüksek cezalı olduğunda ana Crespo oynatmayacak. Ana kurulumu söylüyorum ben sana. Hı, tamam. Yani stoperlere Eli Bol rahat alternatifi var. Var da. Valerian İsmail'in hiç yok. Sağdaki sayı Valerian İsmail'in formasyonunda da orta ikiye kalıyor. İki kişiye. Rakip 3 tane orta sahayla oynadığı zaman bitiriyor seni. Bir kişi fazla oluyor birdenbire. İşte değişen formasyonda 4-3-3 gibi duracak Beşiktaş. O noktada yani Beşiktaş'ın o kadar çok pozisyon vermesinin temel nedeni orta saha direncinin ya da sayısının. Çünkü iki bek orta saha gibi yani merkezi düşünün. İki bek orta saha yapıyorsun ama merkezde değil. Merkezde iki oyuncu kalıyorsun. 3-4-3 oynuyor çünkü. Evet. Yani bu seneyi Beşiktaş gözden çıkarsa dese ki biz hocamıza emanet ettik. Bu takımın sistemi bu olacak bundan sonra. Bu sene de bu sistem için bir hazırlık dönemidir. Çünkü 1-1,5 sezon istiyor hocalar. Evet. Abdullah Hoca'nın yaptığı gibi. Yani o sistemi, o düzeni oturtmak için. Ha, erken oturur, çok iyi gidersin. Onu bilemem. Ama oturmadığı zaman... Önce savunma, sonra sabırlı oyun. Problemler yaşayacaksın. Yaşayacaksın yani. Ve Valerian İsmail'in benim geçen sene seyrettim. Bu sene de çok farklı değil. İki tane hücum planı var. Hücum planı. Bir, basıyoruz arkadaşlar. Topu kapıyoruz. Kaleye gidiyoruz. İki, basıyoruz. Topu kapamıyoruz. Faul yapıyoruz. Var mı başka? Bu oyun bak taraftara çok keyifli gelir. Yüksek namazıdır. Böyle oradan oraya koşar oyuncular. Aksiyon vardır. İşin içinde. Ama problemi çözemeyince problemle karşılaşıyorsun. Aynen. Sana maç kazandırır. Ama dediğin gibi problem. Sana bir kapatırlar her tarafını. Kasımpaşa'nın yaptığı gibi, Giresun'un yaptığı gibi. Pas oynaman gerekir. Yani topu taşıyacaksın ki oradan oraya adamlar açık versin, hataya yapsın diye. Onu oynamadığın zaman gidersin duvara çarpar gelirsin. Duvara çarpar gelirsin. Evet. Sonra da iki tane bırakırlar kalede mağlup olursun yani. O nedenle ya bir sene daha 3-4-3 oynayacaksa Beşiktaş diyecek ki biz bu seneyi yatırım senesi ilan ettik taraftarına ya da diyeceksen ki ben iddialı oluyorum o zaman
grubun en iyi bildiği şeyi yapman lazım. Masuaku transferinin yani açıklanmasını bekliyoruz. Bu evet arada Zeki Uzundurkan sol kanada, sol beke daha doğrusu bir takviye yapılacak gibi görünüyor. Pozitif bakıyor musunuz transfere? Vallahi çok yani bugün onunla ilgili bir bilgi gelmedi. Evet, yazdık. Devamı belki başka bir isim de ortaya çıkabilir. Ya çok açıkçası yakından takip ettiğim, bildiğim bir oyuncu değil ama şu anda ligler başlamasına çok az bir süre kala çember daraldığı için hiçbir takım özellikle sol bek, sağ bek, stoper, kaleci, santrfor satmak istemezler iyi oyuncularını. Yani şöyle satarlar, 3 liralık oyuncuya 5 lira verirsen, 6 lira verirsen o şekilde bırakırlar. Baş döndürücü tekliflerin gelebileceği ya da sorunlu oyuncu varsa sorunlu oyuncuyu bırakıyorlar. Geç kalındığını düşünüyorum. Yani bu transferler evet hesapta olmayan çıkışlar oluyor Beşiktaş'tan. Ama Eintracht Frankfurt zaten Rıdvan'ı isterken Haziran'dı tabii. He, Ceyhun Kazancı şunu söyledi sportif direktör. Kaldı diyemeyiz. Hep bir olasılık var gitmesiyle ilgili demişti. Onun planlamasını işte Altay'dan Kazımcan Karataş'la yaptılar. Galatasaray kaptı. Çok fizikli, çok İyi bir sol bek olacak bana göre ki zaman zaman kullanırlar. Yani Türkiye'den bir oyuncu olsaydı daha kolay olurdu. Ligi bilen bir oyuncu olsaydı daha kolay olurdu. O anlamda söylüyorum. Şimdi Emirhan İlkan gibi bir savaşçı oyuncunun boşluğu nasıl olacak? Orada da bir sıkıntım var. Ama hoca sol bek istiyor. Hele üçlü savunma oynayacaksan orada çok zorlanırsın.